Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte kolay bir gül yapalım istiyorum. Bu şekilde hem de bir gül yapıp iki şekilde kullanım imkanımız var. İp olarak böyle bir ip kullanıyorum. Tığ olarak da numarası görünmüyor ama Tulip marka 2 milimetre tığ kullanıyorum. 2 milimetre. Öncelikle toplamda böyle bir gül için, bakın şöyle boyutunu göstereyim. Böyle bir gül için toplamda 55 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 55 ile son zincirimizi çektik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.ye tığın önünü ip almadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3.ye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3.ye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3.ye batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektik. 3.ye battık. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Son 3 zincirimizi çektik. Zaten 1, 2, 3.ye batıyoruz. 55 ilmek, yani söylediğim şekilde tam oluyor arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bu ipi içeride kaybedeceğim. Tığımın önüne ip aldım. İlk kutucuğun içerisine 1, 2, 3, 4 ve toplamda 5 trabzan yaptım. İpi kaybetmek için yürütüyoruz. Ortadaki yere kaydırma yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa 5 trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 trabzan yaptım. Yine şu aradaki bağlantı yerine kaydırma şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine sıradaki kutucuğa toplamda 5 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aradaki bağlantı yerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğa 5 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar tüm kutucuklara aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 4 ve 5 trabzan yaptık. Aradaki bağlantı yerine kaydırma yaptık. Bir zincir çektik. Yine 5 trabzan dolacağım. Buraya da sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Son kutucuğa kadar geldim arkadaşlar. Şimdi son kutucukta şuraya bir sık iğne
pardon, kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim ve şöyle gülümüzde sağlamlaştıracak kadar ip bırakıp ipimizi kıralım. Evet, gülümüz bu şekilde oldu. Bunu iki şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle bir içe doğru kıvırabilirsiniz. Benim verdiğim sayıların yarısı kadar kullanırsanız şöyle daha küçük gonca güller elde edebilirsiniz. Verdiğim sayılarla da böyle iri güller elde edebilirsiniz. Şu şekilde içe doğru sardığımızda böyle bir gül oluyor. Benim burada yaptığım farklı bir sarım. Bakın aradaki farkı görün. Dışa doğru isterseniz de dışa doğru sarabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde sardığınızda da benim burada örnekte olan güllerimden elde edersiniz. Bakın. Aynısı. Biraz geniş tutarak sararsanız daha iri güller elde edersiniz. Biraz daha sıkarak, sıkı bir şekilde sararsanız biraz daha küçük olur. Sayılar aynı çünkü bunların. Şimdi biraz daha şöyle sıkılaştırayım. Gülümüz bu şekilde. Arkadan iğne kullanabilirsiniz. İğneyle de yapabilirsiniz. Ben bir daha iğneyle uğraşmak istemiyorum derseniz benim gibi şöyle tığımızla ipi yürütün arkadan. Şu zincirlerin arasından. Bakın. Böyle. İğneyle kolayınıza gelirse iğneyle yapın. Tığla kolayınıza gelirse tığla yapın. Siz bilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde rastgele yerlerden şöyle tığınızı geçirin ve gülümüzü sağlamlaştırın arkadaşlar. Bu şekilde devamını siz yapabilirsiniz. Böyle güllerimiz hazır. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.